Yani ben şimdi bunu açıklamayayım da benim kazandığım para falan köşeye dönecek yok bir para ya, değil. Takılıyoruz. Daha doğrusu abi, şöyle bir şey söyleyeyim size. İsteseydim eğer ben bunların istediği gibi diziler yazardım ve hiç çalışmadan köşeye dönebilirdim. Ama şu an diyorum ki hayır efendim, biz bunu yazacağız. Ya bu ülkede ya birazcık ulan insan vicdan sahibi olur. Böyle bir şey var mı? Misal şeyi örnek vereyim ya, kaç? İki gün evvel ya. Ya ölüm oruçları 3. ayına girmiş. Salim Memecan'ın şeyi var. Karikatürü var. Pasta yapmış. İşte çok kötü bir karikatür. 3. ayını kutluyoruz ölüm oruçlarının. Böyle bir vicdansızlık, böyle bir haysiyetsizlik var mı? Mesela sen şimdi kardeşim mizahçı mısın? Ben Salim Memecan'a soruyorum. Sen mizahçı mısın? Sen mizahçı olamazsın. Sen ancak mizahın konusu olursun. Ben mizahın bir mesela şeyi olursun. De şunu da söyleyeyim. Bir, yani bunu bir bütün dünyada bütün mizahçılar muhalif insanlardır. Hiçbir zaman hükümetin yanında bir adam mizahçı olamamıştır. Sanatçılar hükümetin muhalif insanlardır, sanatçılar. Aynen o şekilde sen hükümetin yalakası olarak bir insan mizahçı olamaz. Şimdi senin yaptığın mizaha ancak Tayyip Erdoğan güler. Salim Memecan, ona diyorum. Şimdi şöyle bir ekta yapacağım. Ben de açıkçası Salih'i tanıyan bir isim olarak çok şaşırdım ve çok acımasızca bir vicdansızca bir şey buldum o karikatürü. Ve şöyle düşündüm kendi kendime. Yani hakikaten muhalif olur olmaz onu tartışırız ama şunu demeye çalışıyorum. Yani bununla ilgili karikatür çizilmese ne olur? Memlekette o kadar çok mesele var ki. Hani ne olur ya, diye çizilme, düşünmeden edemedim. O gündeme bakıyor. Normalde mizahçı adam ne yapar abi? Şeye bakar ya, ne oluyor ne bitiyor ona bakar. Bu adam şeye bakıyor. Ben Tayyip Erdoğan'ı nasıl güldürürüm diye karikatür çiziyor. Böyle bir adam var mı? Bu mizahçı mı? Utanacak. Utanacak. 10 sene sonra utanacak Salim Memecan. 2 gün önce çizdiği karikatürden ötürü 10 sene sonra utanacak. 10 sene evvel Ahmet Kaya'ya yapılanları biliyorsun. Biliyorum. Şimdi burada konuşmak istemiyorum. Fatih Altaylı'nınla yaptığını da biliyorsun. Parayı veren Ahmet'i çalar diye şey yaptı. Köşe yazısı yazdı. Ne yaptın? Şimdi utanıyorlar. Bunlar da 10 sene sonra utanacaklar. Şimdi Ertuğrul Özkek nasıl bugün utanıyorsa hala şey yapıyor. Diyor ki ben öyle bir haber yapmadım. Vay şerefsiz diye adam ya. Özkök haber utanıyor mu sence? Özkök. Nasıl? Özkök utanıyor mu sence? Kim? Ertuğrul Özkök Ahmet Kaya manşetinden dolayı utanıyor mu sence? Utanmıyor ki. Utansa problem yok. Ondan utanmıyor. Bahsediyordum. Vay şerefsiz diye şimdi şey yapıyor. Şimdi dur biraz.